السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم إخواني الكرام في درس جديد من دروس التعبير. نواصل معكم هذا اليوم دروسنا في التعبير المشجع. نحن الآن في الصفحة التالية. Şimdi dersimizin başlığı hemzete el vasli vel kat'i oluyor. Hemzete el vasli vel kat'i fil lugati el arabiyye unvanu dersine lihaza el yavm. Şimdi yazılış itibarıyla hemzenin yazımı değişecektir. Hangi hemzeden bahsediyoruz? Hemzete el vasli vel katay. Ne demektir bu? Kelimenin başında gelecek olan hemze iki türlüdür. Öncelikle onun ismi el hemzetul evveliyye diyoruz. El hemzetul evveliyye. Kelimenin ismin veya fiilin başında gelen hemze ismi el hemzetul evveliyye. İki kısma ayrılır. Hemzetul vasli veya hemzetu el katay. Hemzetul vasli üzerinde hemze olmaz. Hemzeyi yazmıyoruz. Bakınız, tek elif yazdık buraya. Bunun ismi hemzetul vasli. Geçişli hemze yani anlamında. Geçişli okuduğumuzda bu hemzeyi düşüreceğiz. Ama yazımda kalacak. İkinci hemzemiz hemzetul kat'i üzerinde hemze oluyor veya alt kısmında hemze olacak şeklinde yazılır. Tekrarlayalım. Hemzetul vasli ve hemzetul kat'i. Hemzetul vasli. Hemze yok. Geçişli hemze diyoruz. Yani şöyle okunuşta yoktur. Yani kelimenin cümlenin ortasında geldiğinde hemen onu okumamak okuyamayabiliriz yani. Hemzetul kat'i. Bunu okumamız lazım. Nerede görürsek. Bunu örnekle açıklayalım. Şimdi bir kelime alalım. İstemta'a kelimesi. İstemta'a. İstemta'a kelimesi. Bakıyoruz. İstemta'a. F'yi koymadan önce istemta'a okuduk. F harfini koyduk. Bakalım geçişli mi, geçişsiz mi olacak burası. Fe istemta'a diyemeyiz burada. Festemta'a. Elif düşecek okunuşta. Ama yazılışta kalacak. Bunun ismi hemzetul vasıl. Hemzetul vasıl. Yani bir önceki harfi, diğer ikinci harfi, eliften önceki harfi, eliften sonraki harfe geçiş sağlıyor burası. Ama elif okumuyoruz. Burayı festemta'a okumuyoruz. Uzatmıyoruz. Festemta'a okuyoruz. Festemta'a dediğimizde yanlış okumuş olduk. Ama yazılışta oluyor. Mevcuttur elif. İkinci elif. Bakınız. Fe estemti'u. Bunu okumak zorundayız. Çünkü üzerinde hemze var. Fe estemti'u. Fe estemti'u. Birinciyi tekrar okuyalım. Fe estemta'a. Ve estemta'a. Önüne bir harf koyarak onu biliriz biz. Geçişli mi olmadığını, geçişli mi? Geçişli olmadığını mı? Olmadığını biliriz. İstemta'a kelimesinin başına F koyalım veya vav koyalım veya B harfini koyalım. Böylece geçişli mi, hemzetu vasıl mı, hemzetu kat'a mı olduğunu biliriz. Vestemta'a. Evet. Elif'i okumadık. O zaman hemzetu vasıl. Ve estemti'u. Elif'i okuduk. O zaman hemzetu kat'a olacak. Bunu nasıl biliriz? Bunu birazdan sizlere kuralını sunacağız, ileteceğiz. Şimdi şurada verilmiş olan kelimeleri ayırt edelim. Hemzetu vasıl veya hemzetu kata. Şimdi öncelikle hepsi de hemze evveliyye. Kelimenin başında gelen hemzeler evveliyye. Hep kelimenin başında gelmiş. Bakınız. Hemze evveliyye. 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 Bunu ikiye ayıracağız şu an. Hemzetu vasıl mı? Hemzetu kat'ın. Bakalım. Hemze elif üzerinde hemze yok. Altında da yok. O zaman hemzetu vasıl. İbnun kelimesi.
İstema'a. Üstünde, altında hemze yok. Hemze tuvasıl olacak. Ekrame. Hemze var. Hemze tukatan. İle. Hemze tukatan. İstemta'a. Hemze tukatan. Hemze tuvasıl. El Habib. Hemzesiz. Hemze tuvasıl olacak. Allah. Hemze tuvasıl. İhtilaf. Hemze tuvasıl. Edrusu. Hemze tukatan. Eyyub, hemze tukata. İntasara, vasıl. Eklen, kata. Adana, kata. Estağfiru, kata. İnne, kata. İthnan, vasıl. İştaka, vasıl. Üzerinde, altında hemze yok. Vasıl olacak. Geçişli. Yani önünde bir harf, eliften önce bir harf koysak, vav veya fe, b harfleri koysak geçiş sağlayacak o. Vav koyalım. Veşteqa okunacak. Bişteqa mesela. Veşteqa olacak. Bi olmaz çünkü burası isim değil. Veşteqa, feşteqa. İze. Hemze tukata. Ve ize. Ve ize. Hemze olacak burada çünkü okuyoruz. Fe ize ve ize imra'atani iki kadın. İmra'atani ve imra'atani femra'atani bu şekilde okunacak. İstagfara ve istagfara elifi okumadık o zaman hemzetu vasıl olacak. Festagfara ve istagfara şeklinde okunacak. Özetleyelim. Elif kelimenin başında evveliye diye isimlendirilir. O da iki tür olur. Hemzetu vasıl veya hemzetu kata. Hemzetu vasıl dememiz üzerinde veya altında hemze olmamaktır. Hemzetu kata üzerinde veya elifin üzerinde veya altında hemze gördüğümüzde hemzetu kata diyoruz. Bunlara. Peki. Devam edelim. Nestemirru ma'akum. İzen hemzetul vasıl hiyel hemzetu elleti teskutu fil kiraati fi dercil kelam. Hemzetul kat'i hiyel hemzetul leti nakra'uha ve netelaffazu biha fi dercil kelam ve la teskutu. Hemzetul kat'i nektubuha ala elif. همزة الوصل نكتب الألف بدون همزة. Şimdi nasıl biliriz bunu ayırt edebiliriz? Öncelikle همزة الوصل mı همزة القطع mı olduğunu nasıl biliriz? Şu kurallarla biliriz. كيف نعرف أن الكلمة فيها همزة وصل أم همزة قطع؟ في الأسماء isimlerde şu kural var unutmayalım. في الأسماء كل الأسماء همزة قطع. Tüm isimler hemze tukata olması lazım. Nerede isim görürsek o isim hemze tukata olması lazım. Örnek İbrahim, İsmail, Adana, İstanbul, İdlib, Amerika, Usame. Nerede isim görürsek o elif üzerinde veya altında hemze olacak şeklinde yazmamız gerekiyor. Bunun da ismi hemze tukata olacak. Ama burada bir istisna var. Tüm isimler hemze tukata yazılacak demiştik şöyle mavi yerde. Ama bunun bir istisnası var. İstisna el kelimatü teliye. Şu kelimeler dışında. Hangi kelimeler? İsmon, İbnon, İbnetun, İthnan, İthneten, İmra'a, İmru'un. Eymunullah, Eymullah. Bu kelimeler dışında, bu isimler dışında tüm isimler hemzetu kat'a yazılacaktır. Yazılması lazım. Bu isimler hariç. Bunlara ne deriz? Sınavda şöyle bir soru gelebilir. İsmun kelimesi neden hemzetul vasıl yazıldı? İsmun kelimesi. Neden diyeceğiz? لأنه من الأسماء المسموعة.
böyle işitilmiş, böyle duyulmuş, böyle bilinmiş. Veya istisna de desek yanlış değil. İbnun, neden hemzetul vasıl yazıldı isim olmasına rağmen? Minel esma'il mesmu'a. Av istisna diyebiliriz. İbnetun aynı şekilde isnen, isneten, imra'a, imru'un, eymunullah, eymullah. Bu kelimeler hariç tüm isimler hemzetul kat'a yazılması lazım. Bunlara minel esma'il mesmu'a diyoruz burada. Şimdi bunların anlamlarına bakalım hızlıca. İsmun, bunu biliyoruz. İsim, ad. İbnun, oğul. İbneton, kız. İsnen, iki. İsneten, iki muannes. İmra'a, kadın. İmru'un, adam. Eymunullah, bu bir yemin halidir. Yemin billah diyoruz Türkçe'de mesela. Eymunullah. Eymullah, aynı şekilde yemin ifadesidir. Bu kelimeler işitilmiş, duyulmuş, böyle bilinmiş, istisnadır diyebiliriz. Minel esma'il mesmu'ade diyebiliriz. Bunlar hemzetul vasıl yazılır. Bunlar hariç isimlerde hemzetul kat'a yazılması gerekmektedir. Şimdi vav koyalım buraya. Vesm, bismi, fesmi, vebnu, bibni, febnu. Bakınız elif düşüyor okunuşta. Veymunullah, vesnen, vemraetun, ve imraetun diyemeyiz. Yanlıştır. Vemruun şeklinde okumamız lazım. Özetleyelim. Tüm isimler bu hemzetul kat'a yazılacaktır. Bu isimler hariç. Peki harflere gelelim. İsimleri bitirdik. İsimleri bitirdik şu an değerli arkadaşlar. Şimdi harflerdeyiz. İntehayna min al-huruf kullu al-asma aw min al-asma. Kullu al-asma yajib an tuktab bi hamzati al-qat'i bi istithna al-kalimat al-masmu'a ismun ibnun ibnatun ithnan ithnatan imra'a imru'un aymunullah aymullah. Bu en önemlisidir burada. Peki harflere geldiğimizde tüm harfler aynı şekilde isimlerde olduğu gibi tüm harfler hemzetul kat'a yazılması gerekir. Kullul huruf hemzetul kat'a. Üzerinde veya altında hemze olması lazım harflerde. Bir harf hariç. Elif lam takısında olan harf, elif lam takısında olan elif hemzetul vasıl yazılacak. Burası istisnadır. Tekrarlıyorum. Harflerin tümü hemzetul kat'a şeklinde yazılacak, yazılması gerekir. Bir harf hariç elif lam takısı. Peki örnek alalım. Misal. İle hemzetul kat'a yazıldı. Neden? Harf olduğu için. İnne hemzetul kat'a yazıldı. Neden? Harf olduğu için. Hen enne hemzetul kat'a li'enneha harf. Av hemzetul kat'a li'enneha harf. Emme hemzetul kat'a li'enneha harf. İn hemzetul kat'a li'enneha harf. Em hemzetul kat'a li'enneha harf. En hemzetul kat'a li'enneha harf. E soru e'siydi burası. Ebeytuke hâzâ em yani beytu sadiqike soru halinde olduğunda hemzetul kat'a li'ennehu harf diyoruz burada. Ev li'enneha harf. İze iz eme tüm harflerde hemzetul kat'a yazmamız gerekiyor. Ne hariç? Elif lem hariç. Peki soru şöyle gelebilir. El kitab kelimesinde neden elif hemzesiz yazıldı veya hemzetul vasıl yazıldı. Ne diyoruz? لِأَنَّهُ الْتَعْرِيفِ بِسَبَبْ دُخُولِ الْهَمْزَةِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ بِسَبَبْ دُخُولِ الْهَمْزَةِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ El takısına girdiği için, elif lam takısına girdiği için orası hemzetul vasıl yazılacak. Peki bir soru daha alalım. İle kelimesi neden hemzetul kat'a yazıldı? لِأَنَّهَا harf dememiz yeterli. Harf olduğu için. Peki. Şu an isimleri, harfleri bitirmiş olduk. İsimlerin tümü hemzetul kat'a, on veya işitilmiş istisna olan kelimeler hariç, harflerin tümü hemzetul kat'a, elif lem hariç. Şimdi fiillere geldik. Fiillerde biraz dikkat edelim değerli arkadaşlar. Fil ef'al, fiillerde hemzetul vasıl alacağız şu an. Yani hemzetul vasıl dememiz nedir? Şöyle üzerinde veya altında hemze
olmayan elif. Hemzetül vasıl fiillerde nerede kullanırız? Nerede yazabiliriz bunu? Birinci kullandığımız yer, birinci kullandığımız yer emrül fi'l es-sulasi. Emrül fi'l sulasi. Sulasi fiillerin emrinde hemzetü vasıl yazmamız gerekir. Bakınız, ketebe sulasi fiildir. Onun emri uktub elif hemzetü vasıl olacak. Neden? Bu sulasi fiilin emri olduğu için. Emrül fi'l sulasi. Şaribe sulasidir. İşrab dediğimizde hemzetü vasıl yazacağız. Altına hemze getirmememiz lazım. Şöyle yaparsak yanlıştır. Şöyle yaptığımızda yanlış. İşrab kelimesi hemzesiz olması lazım. Neden? Çünkü emrül fi'li sulasi diyeceğiz. Sulasi fiillerin emrinde daima hemzetül vasıl kullanmamız gerekecek. Celese, yeclisu, iclis. Kharaca, yahrucu, uhruc. Kharaca sulasidir. Emri uhruc. Dakhala, udhul. Zehebe, izheb. Sülesilerin semi'a isma, nazara unzur. Sülesilerin emrinde hemze vasıl yazılacaktır. Bu bir. Peki sülesileri bitirdik. Sülesinin emrinde sadece. İkinci şeyimiz madi ve mudar ve madi ve emir ve masdar el fi'l el humasi. Humasi fiiller, 5 harften oluşan fiiller, kökeni 5 harfli olan fiiller. Nedir? Mazisinde ve emrinde ve masdarında hemzetül vasıl yazmamız gerekir. Mesela içtehede, içtehede 5 harften oluşmaktadır. Başında elif geliyor, humesidir, mazidir. O zaman hemzesiz yazmamız gerekir veya hemzetül vasıl diyoruz. İçtehede, yeçtehidu muzari'de işimiz yok. İçtehid, emr, el-fi'l, el-humesi, içtihad. Masdar el fi'lil humasi. Humasi fiilin masdarı olduğu için hemzetül vasıl yazdık. Soru gelebilir. İctehede kelimesi neden hemzetül vasıl yazıldı? Madil fi'lil humasi diyeceğiz. İctehid emril fi'lil humasi. İctehed masdar el fi'lil humasi dememiz lazım. Humasi fiiller 5 harften oluşan fiil demiştik mazisinde. Aynı şekilde südesi fiiller de bu kurala tabidir. Südesi yani istakbele kelimesinin harflerini sayalım. Elif, sin, te, kaf, be, lem 6 harften oluşuyor. İstakbele tamam o zaman bir de mazidir. Mazi olacak dikkat edelim. Veya emir veya mastar. Peki muzari olursa hocam ne olur? Hemze gerekir orada. Dikkat edelim. Bizim kuralımız ne için geçerli? Ne için geçerli? Madi ve emir ve mastarlar için geçerli. İstakbele madidir. 6 harften oluşmaktadır. O zaman hemzesiz yazılacak. Vasıl yazılacak. İstakbel emril fi'li sudasi. İstikbel masdar el fi'l es sudasi dememiz gerekiyor burada değerli arkadaşlar. Peki. Özetleyelim. Fiillerde hemzetül vasıl yani elif üzerinde hemze veya altında hemze yazılmayacak. Nerede? Emr-i fi'li sülasi. Sülasinin emrinde. Sülasi fiillerin emrinde. Humasi fiilin mazisi emri maslarında. Sülasi fiilin mazisi emrin ve maslarında hemze almayacak şekilde yazılmalıdır bu kelimeler. Peki hemzetul kat'a yani hemzetul kat'a elif üzerinde ne var dedik? Elif üzerinde hemze olursa veya altında üzerinde veya altında böyle şöyle yani. Bunu da altına yazalım. Elif üzerinde hemze, altında hemze. Nerede fiillerde bunu yazarız? Nerede kullanırız? Daima ile lebet muzari fiil kullanacaksak hemzeli yazacağız. Hemzetül fi'lil mudari, hemzetül fi'li el mudari. Muzari kullanacağız. Fark etmez bu. Üçlü, dörtlü, beşli, altılı kaç harften oluşuyorsa oluşsun. Muzari fiillerde hep hemze kullanacağız. Hemze. Hemze tukata diyoruz buraya. Sınavda gelebilir.
Neden burası hemzetul kat'a kullandık burada? Çünkü fi'l mudari' dememiz lazım. Hemzetul fi'lil mudari'. Eşrebu, ben içiyorum. Beni belirtiyor. Bir de şimdiki zamanda. Ahrucu, ugliku, ukrimu, ezhebu, edhulu, etekharracu, eskunu, a'işu. Hep muzariler hemzeli olması lazım. Yani hemzetul kat'a olması lazım. Bu birinci şeyimiz, kuralımız. Hemzetul kat'a yazmak için. İkincisi, emera emran. Ebe ibe'en. Akaze akzen. Ete ityanen. Şimdi mazi ve maslar el fi'li sülesi diyoruz. Sülesi fiillerin mazisinde ve maslarında hemzetul kat'a yazmamız gerekmektedir. Sülesi fiilin, sülesi fiil, emara, sülesi 3 harften oluşuyor. Mazidir, evet. O zaman hemzetul kat'a yazılacak. Sülesi fiillerin, dikkat edelim, sülesi fiillerin emrinde hemzetul vasıl yazılacak. Sülesi fiillerin mazisi ve maslarında hemzetul kat'a yazılacak. Emera, bakıyoruz. Ebe, istemedi anlamında, reddetti anlamında. Ebe, neden hemzeli yazdık burayı hemzetul kat'a? Çünkü mazi sülesidir. İbe'en, neden burasını hemzetul kat'a yazdık? Çünkü masdar sülesi, masdar-ı fi'li sülesi. Akhaza kelimesi, madil fi'li sülesi. Akhzan kelimesi, masdar-ı fi'li sülesi. Ete kelimesi, madil fi'li sülesi. İtiyen, masdar-ı fi'li sülesi. Olduğu için bunları hemzetul kat'a yazıyoruz. Daima mazi sülesi fiillerin mazisi ve maslarında hemzetul kat'a kullanmamız gerekiyor. Son yer rubai fiiller, dikkat edelim. Esleme, yuslimu, islam. Rubai fiillerde mazisinde esleme, emrinde eslim, maslarında islam, hemzetul kat'a olması gerekiyor. Esleme, eslim, islam. Başına vav koyalım. Ve esleme, ve eslim, fe islam. Bakınız, orayı geçişli yapamıyoruz. Ve esleme, fe esleme, fe eslim, ve eslim, ve islam. Ve islam diyemeyiz, yanlıştır. Ve islam, fe islam, bi islam. Elif'i okuyoruz. O zaman burası hemzetul kat'a olacak. Neden? Çünkü burası mazi ve emir ve masdarul fi'lir rubai'dir değerli arkadaşlar. Hemzetul kat'ayı son kez tekrarlayalım fiillerde. Muzari fiil olursa daima hemzetul kat'a olacak. Sülesinin mazisi ve masdarı hemzetul kat'a olacak. Rubai fiillerin, yani dört harften oluşan fiiller, mazisinde ve emrinde aynı şekilde maslarında hemzetul kat'a kullanmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Böylece bu dersimizi bitirmiş olduk. Hemzel evveliye dersimizi. El hemzel evveliye, özetleyelim. İki türdür. Kelimenin başında gelen hemze. İki tür. Hemzetul vasıl, geçişli hemze. Yani okunuşta okumuyoruz ama yazıyoruz. Hemzetul kat'a hem yazıyoruz hem de okuyoruz. Bu hemzeyi altında veya üstünde hemze olacak şeklinde yazıyoruz. İsimlerin tümü hemzetul kat'a, o istisnalar hariç, esme el mesmua dedik. Harflerin tümü hemzetul kat'a, harflerin tümü hemzetul kat'a, elif lam takısı hariç. Fiillerde şimdiki zaman fiili hemzetul kat'a olacak. Unutmayalım. Rubai fiillerin mazisi, muzar, emri ve masdarı hemzetul kat'a olacak aynı şekilde. Sülasi fiilin mazisi ve maslarında da hemzetul kat'a olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Hemzetul vasıl fiillerde nerede kullanırız demiştik. Hemzetul vasıl fiillerde kullandığımız yer, bakalım şöyle hatırlayalım. Sülasi fiilin emrinde
mazi ve emir ve mastarı fiil lokma. Humasi, sudasi fiillerden fiillerin mazisi, emri ve mastarında hemzetullu vasıl kullanmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Şükran lekum astiqa-i kiram. Kuntu ma'akum ana el-mudarris Muhammed Faysal Muhsin. Neltaqi bikum fi dersin cedid inşallah ila liqa. Gelecek derste görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.